Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Bana göndermiş olduğunuz doğum günü kutlamalarını candan teşekkürle kalbime koydum. İyi ki beni hatırladınız. Biraz da kendimden bahsedeyim. Yaş 73. Doğum yerim Tampere şehri, Finlandiya'da 43 yılında, yani Finrus Harbi'nde doğmuşum. Harp çocuğum yani. İkinci Dünya Savaşı. Böyle olunca 5-6 yaşlarında İstanbul'a göç ediyoruz buradan. Fatih'e yerleşiyoruz. Ondan sonra annem öz Finli olduğu için babam Türk. Tabii kısa geçeceğim bunu. Baba, ne oldu oğlum? Baba, Türkçe öğrendim. Kimden öğrendin? Mahallenin çocuklarınla. Ne, söyle bakayım. Ananın bilmem nesi, babanın bilmem nesi. Bütün küfürleri sıraladım. Ve o akşam hayatımda hiç yemediğim, hani eski ütüler vardır ya, onun bir kablosu olur, kalın. Onunla sırtım paramparça olmuştu. Hiç unutamıyorum. Çok acı bir eksodüs olmuştu benim için Fatih'e gelmek. Fakat İstanbul o zaman az nüfuslu ve mahalle çocukları benim gibi fırıldak gibi dönüyor. Hiç boş durmuyorlar. Mesela Sirkeci, Atikali tramvaylarına 6 yaşını düşünüyor ya, atlardık. O zaman elektrik boldu. Hızlı gidiyorlardı. Ondan sonra arkaya asılırdık. Koşarak ve koşarak da atlardık. Yani süratle giderken öne doğru atlardık. Yani bunu annem babam bilseydi herhalde geri dönerdik Finlandiya'ya. Böyle bir gençlik yaşadım. İkinci bir şık da yüzmeyi çok seviyordum. Fakat yüzmesini bilmiyordum. Bebekte boğuluyordum, 7 yaşındaydım. Annem Finli olduğu için beni serbest bırakıyordu. Git oğlum yüz filan bilmem ne. Tek başıma gidiyordum. O zaman Etiler daha yeni yapılıyordu. 1. Levent'te oturuyorduk. Bebeğe geldi. Merkez küçüklere atlarken ben de atladım. Ah, gulu 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 su yutuyorum. Bir baktım kendimi bir anda yukarıda buldum. Kurtarmışlar beni ve ağlamaya başladığım zaman ağzımdan sular fışkırdı. Sonra boğulmak üzere olduğumu anlayınca yolumu değiştirdim. Anneme de anlatmadım hiç. Florya'ya gitmeye başladım. O zaman Taksim Florya otobüsü yoktu. Taksim'den kalkıyordu. İstanbul'u bilenler bilir. Sirkeci'ye giderdim. Sirkeci'de kara trendi o zaman. Kara trene biner, elinde sepet, içinde yiyecek ve içecekler var, annem hazırlamış. Ve Florya'ya gideceğim biliyor. Tabii ben kompartımanda yalnız otururken yanımdan geçen veyahut da öbür sıralarda oturan insanlar gelip yanıma, oğlum yarım saattir burada oturuyorsun. Annen baban yok mu senin? Var. E nerede? Sen nasıl yalnız gidersin? Tabii ben alışkın olduğum için her defasında soruyorlardı. Annem babam öbür kompartımanda kavga ediyorlardı. Dayanamadım, buraya geldim, burada oturuyorum. Yani bir şey yok dedim. Kaçmıyorum dedim. Yüzmeye gidiyorum diye. O yaşta bu marifetleri öğrendim ve yüzmeyi de 7 yaşında Florya'da öğrendim. Atatürk'ün köşkü, şeyin yazlığının bulunduğu yer. Orası belediye şeysiydi. Bu kadar kısacık bir hayat hikayesiyle birlikte 73 yaşına bugün bastım. Google'da özel olarak en başta pastayı koymuş. Pastaya basınca bütün benim Google Plus'um meydana çıktı. Google'ın bana yapmış olduğu bir kıyak, hiç görmemiştim, duymamıştım bunu. Sizin gibi sevgi ve saygılı arkadaşlara da ben de saygılarımı sunuyorum.
ileride yine buluşacağız. Yine videolarımı yollayacağım. Yine pastırmaya benzer şeyler bulursam, yazmamak diye bir şey yok, öğretmemek diye bir şey yok. Benim içinden insanları sevdiğim için öğretiyorum. Dediler ki, pastırmaya mı yazacaksın? Güldüler, pastırma yapamazsın dediler. Ya nasıl yapamam dediler. Aldım sağdan soldan bir şeyler toparladım ve yaptım. Ve dinlenmiş et buldum yalnız. Dinlenmiş et Türkiye'de pek yok. Ondan sonra al pastırmayı o şekilde. Video yoktu. Yani YouTube'da video yoktu. Yani pastırma nasıl yapılır diye. Bir tane Yunanistan'da vardı. O da çemen koyarken var. Başka hiçbir şey yoktu. Bir ben vardım. Şimdi herkes yapıyor ve çok seviniyorum. Herkes başka türlü yapıyor. Fark etmez. Herkesin damak tadı başka. Torik lakerdası olsun, kan arındırılması olsun. Bu konularının üstünde çok duruyorum. Çünkü yanlış yapıyoruz. Siz de düşünün yanlış yaptığımızı. Çok memnun olacağım. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Beni arayarak, mektup göndererek, telefon ederek, aran veya aramayanlar, unutanlara da saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hayat bir gün bitecek ama devam edecek. Hepinize iyi günler.